big 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 Parkinson hastalığı beyinde dopamin üreten e, hücrelerin ölümü, yıkımıyla giden e, nörodejeneratif bir hastalık. E, dopamin hareketin başlamasında ve kontrolünde e, önemli bir madde. E, yaşla birlikte bu hücrelerde yıkım ve harabiyet, ölüm başlıyor. Aslında sadece yaşla birlikte de değil. E, bir takım e, genetik... E, faktörler eşliğinde ve bir takım çevresel faktörlerin de bunlara eşlik etmesiyle birlikte dopamin üreten hücreler yıkıma uğruyor. bir Takım deri kanserleri, kafa travmaları, e, tarım ilaçları e, bunlara katkıda bulunabiliyor çevresel faktörlerden. Çevresel faktörler, genetik faktörler ve yaş almayla birlikte dopamin üreten hücreler yıkıma gidiyor. E, ve böyle yavaş ilerleyen bir şekilde e, gelişen nörodejeneratif bir hastalık Parkinson hastalığı. Hastalar aslında e, ilk doktora hareket yavaşlığı, hareket azlığı ya da titreme ile başvur. Yani tanı aldıklarında asıl sahip oldukları yani şikayet ettikleri şeyler hareketlerindeki yavaşlık ve titreme. E, bu dönemde zaten aslında dopamin üreten hücrelerin %60-70 kadarı ölmüş oluyor ya da yıkıma harabiyete uğramış oluyor. Fakat aslında sorgularsanız e, bu şikayetlerinden çok daha yıllar önce kabızlık, koku almada bozulma, ağrı, depresyon, bir takım uyku sorunları ya da psikiyatrik problemler tarifleyebiliyorlar. Yani Parkinson hastalığı özetle hareket yavaşlığı, titreme, katılık, yürüme zorluğu gibi ya da dengesizlik gibi motor semptomların yanında bir takım uyku problemleri, psikiyatrik problemler, kardiyovasküler sorunlar, Kabızlık, tansiyon bozuklukları gibi nam motor semptomlarla da giden bir hasta Şu anda Parkinson hastalığının tedavisi semptomatik tedavi yani hastalarımızın şikayetlerine yönelik biz tedaviler yapıyoruz. Daha çok kullandığımız günümüzde kullandığımız tedaviler medikal tedaviler yani ilaç tedavileri. İlerleyen evrelerde işte 5 yıldan sonra ya da 10 yıldan sonra bazı hastalarda, çoğu hastada daha doğrusu bu ilaçlar yetmemeye başlıyor. Hastalar bir takım sorunlar geliştirmeye başlıyorlar. İşte bu dönemde de biz hastalarda pompa tedavileri yani cihaz destekli tedaviler ve beyin pilini tercih etmeye başlıyoruz uygun hastalarda. Öncelikle beyin pili tedavisi. Ee, hastalığı durdurucu tamamen yok edici bir tedavi yöntemi değil. Çünkü hastalar bize başvurduğunda hastalıklarının tamamen yok olacağını düşünüyorlar. ilaçlardan kurtulacaklarını düşünüyor e, beyin pili isteyen hastalar ama böyle değil. Ee, bir kere e, bize beyin pili uygulayan bir merkeziz. Hasta seçimi çok önemli beyin pilinde. En önemlisi doğru hastayı seçmek. Çünkü eğer siz doğru hastayı seçmezseniz hastaya zarar verirsiniz ve hekim olarak da bizim görevimiz öncelikle hastaya zarar verme. Biz gerekli testleri yapıyoruz. Öncelikle gerçekten hastanın Parkinson hastası olması lazım ve levodopa dediğimiz tedaviye de çok iyi yanıtının olması lazım. Çok ciddi unutkanlığının olmaması, psikiyatrik problemlerinin olmaması lazım. Hastaları bir birden fazla tetkikten geçiriyoruz. Yine beyin MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanıyoruz ki beyin bile takacağımız bölgenin gayet hani iyi görünür o elektrotların doğru yerlere gönderilebilir olması lazım. Yani beyin MR'larında da çok ciddi sıkıntıların olmaması lazım. Yaş yine önemli bir risk faktörü. Ee, 70 yaşın üzerinde işte kanama riski olabilir. O yüzden e, hani bazı hastalar zaten yaşlan dolayı da e, elene biliyorlar Aslında beyin pile e, en ilginç ameliyatlardan birisi. Çünkü hasta bir kere uyanık. Bu çok ilginç bir şey. Yani 8, 7 8 saatlik süren bir ameliyat ve hasta uyanık. E, Öncesinde bir takım da zaten cerrahlarla hazırlık yapıyoruz ama nörolog da mutlaka e, ameliyatta hazır bulunuyor. Uyanık olmasının nedeni de nörolog e, yani bizler e, hastayı çok ciddi e, muayeneye tabi tutuyoruz. Elektrotları beyne gönderdikten sonra e, düşük dozda voltajla elektri, e, elektrik veriyoruz ve hastanın muayenesini yapıyoruz. Düzelip düzelmediğini orada görmek zorundayız. Yine bir takım e, bir, böyle bilgisayara benzeyen aletlerimiz var. Doğru yerde miyiz onlara bakıyoruz. Yani iki kez çek etmiş oluyoruz. Çünkü elektrodu koyduğumuz yani beyin pili uyguladığımız yer milimetrik bir nokta. Önüne, arkasına, üstüne, altına koyarsanız hastaya zarar verirsiniz. Yani gerçekten ehil ellerde yapılması gereken bir ameliyat. Bu son yaptığımız hasta, beyin pili uyguladığımız hasta. Bu hastamız da bizim yaklaşık 15 yıldır Parkinson hastalığı olan bir hasta. Bir takım denge problemleri vardı beyin pili istediğinde, beyin pili nedeniyle bize başvurduğunda. Beyin pilinde aslında istemediğimiz şeylerden birisi de denge problemi. Çünkü çok ciddi denge problemi ve yürüyüş bozukluğu olan hastalarda biz biraz çekiniriz. Yani bunu biraz şey yapabilir, arttırabilir bu yürüyüş bozukluğuna. Negatif yönde bir şey sağlayabilir. E, ama bu hastamız e, bel fıtığından ameliyat oldu. Düşük ayağı vardı. Onu düzelttirdi. Yürümesi daha da düzeldi. Aktif fizik tedavi uyguladı. Biz de hastamıza beyin pili uyguladık. E, videoda da göreceksiniz o beyin pilinin ameliyatı sırasında hastaya biz e, hareket yavaşlığını e, ölçme amaçlı parmak vurma testleri yapıyoruz. E, o videoda da e, işte elektrodu gönderdikten sonra, elektriği verdikten sonra o bu testleri yaparak düzeyip düzelmesin dediğini ölçüyoruz. Ee, öncelikle Parkinson hastalığı gerçekten çok özel bir hastalık ee, ama e, yavaş ilerleyen ödeceğiz bir hastalık ee, ama gerçekten de e, tedavi edilebilir bir hastalık ne kadar erken tanı konulur ne kadar erken tedaviye başlanır ne kadar hep aynı hekim kontrolünde de, e, devam edilirse e, takiplere ve tedavi ne kadar düzgün uygulanırsa e, artı tedavinin yanında işte fizik tedavi gibi bir e, günlük böyle düzenli egzersizler yapılırsa kişiler kendilerini zinde tutarsa hastalık aslında o kadar daha iyi seyrediyor. Onun için düzenli kontrollerini aksatmasınlar. Belli bir dönemden sonra da bu tedavilere rağmen gerçekten farklı sıkıntılar yaşıyorlarsa, gün içinde dalgalanmalar, ani kapanmalar ya da ani istemsiz hareketler yaşıyorlarsa zaten gittikleri doktor hareket bozuklukları uzmanı tabii biz tavsiye ediyoruz. Mutlaka onları doğru zamanlardaki ileri evre e, cihaz destekli tedaviler açısından e, bilgilendirileceklerdir. E, kendilerini hayatın içinde aktif tutsunlar, hayatın ritmini yakalasınlar.